Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Vekilim, Sayın Genel Merkez Sekreterim, Sayın Oda Başkanım, Sayın İYİ Parti Çorlu İlçe Başkanı ve Yönetimim, değerli meslektaşlarım. Bugün Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Çorlu Şubesi'nin 17. Olağan Genel Kurulu için bu salonda toplanmış bulunmaktayız. Davetimize icabet edip aramızda bulunmamızdan dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz. Derneğimizin resmi olarak 2 Kasım 1988 tarihinde kurulmuştur. Derneğimiz Çorlu'da mali müşavirlik kültürünün ve kimliğinin geliştirildiği en köklü kurumdur. Derneğimizin varlığı, mesleki kimliğimizin korunması, meslektaşlarımızın bilinçlenmesi, kaynaşması, sosyalleşmesi ve birlikte hareket etmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu derneğin kurulmasında ve faaliyetlerinin sürdürülmesinde emeği geçen, yönetimlerde görev almış, başkanlık yapmış ve yönetim görevlerinde bulunmuş olan meslektaşlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz. Son 3 yıldan beri hizmette bulunan yönetim kurulu olarak genel kurula sunum yapmak, yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı arz etmek üzere karşınızdayız. 11 Eylül 2018 tarihindeki genel kurul sonucu görevi devralmıştık. Çorlu Mali Müşavirler Odamızın yoğun mesleki eğitimleri sonucu yönetim kurulu olarak mesleki eğitimlerden ziyade meslektaşlarımızın daha rahat nefes almalarını sağlayacak sosyal projeler üzerinde durmaya karar verdik. Birçok etkinlik yaptık, yapmış olduğumuz etkinliklerin detayları sizlere dağıtmış olduğumuz 2018-2021 yılı faaliyet kitapçığımızda arz edilmiştir. Organizasyonları tamamen tamamlanmış ama yurdumuzda veya meslek camiamızda meydana gelen üzücü olaylar neticesinde iptal etmek durumunda kaldığımız etkinliklerimiz de oldu. Bunların akabinde dünyayı alt üst eden ve hala etkileri kesilmeden devam eden pandemi süreci de etkinliklerimizi kesintiye uğratan yegane sebeplerden oldu. Yeni dönemde pandemi sürecinin bitmesi en büyük dileğimizdir. Bildiğiniz üzere 1989 tarihinde kabul edilip resmi gazetede yayınlanan 3568 sayılı meslek yasasıyla birlikte camiamız bir meslek örgütü haline gelmiştir. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte meslek camiamızın üzerindeki angaryalar hız kesmeden devam etmektedir. Özellikle pandemi sürecinde devletimizin sosyal ve ekonomik hayatı devamlılığı sağlamak için uygulamaya koyduğu kısa çalışma ödenekleri ve ücretsiz izin destekleri için işverenlerden birçok belge istenmiş, belge temini ve hazırlanması işi direkt olarak mali müşavirlerin omuzuna yüklenmiştir. Bu dönemde sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte toplumun büyük bir bölümü evlerine kapanırken, mali müşavirlik camiası tabiri caizse sabahlara kadar mesai yapmak zorunda kalmıştır. Esnafın ve ticaret erbaplarının büyük bir kesimine devlet tarafından kira yardımı, işletme desteği gibi yardımlar verilirken, yine müşterilerinin %60-70'lik kısmından ücret alamayan camiamız bu desteklerin dışında tutulmuştur. Bu dönemde meslektaşlarımızdan COVID-19 hastalığına yakalanıp maalesef aramızdan ayrılanlar olmuştur. Kendilerine Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Artık tek isteğimiz, sürekli artan iş yükü, angaryalar, haksız rekabet ortamı ve cezaların mesleği yapılabilir olmaktan çıkarmaması için meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda günümüze uyarlanmış, akademik temellere dayanan yeni bir meslek yasasının oluşturulmasıdır. İşte bunun içindir ki bir sivil toplum kuruluşu olan derneğimizin önemini almamanın zamanıdır. Demokrasinin ve demokratikleşmenin gündeme geldiği bu dönemde var olma ve hak aramanın yegane aracı sivil toplum kuruluşlarıdır. Mesleğimizi angaryalar altında ezilmekten ve yok olmaktan kurtarmak istiyorsak bu kurumlarda bilinçli, örgütlü ve güçlü olmak durumundayız. Sevgili konuklar, sözlerime son vermeden önce yönetim kurulu olarak bizim son dönemimiz. Bizden sonra muhakkak seçimle yeni bir yönetim kurulu gelecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyor. Olan genel kurulumuzun mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum.